Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evveli ve ahir mededa Resulina mededa salatu ashabı Resulina mededa meşahına destur ve ala aşağıda fazla asla şefa mededa ve hakkani mededa tarikatına as-sohba vel hayru fil cemiyye. İnsan onun rahatını kendi bozar. Kendisi huzurunu bozan kendisidir Allah Azze ve Celle. Herkese bir rızık vermiş, bir yol göstermiş. İnsanlar onu değil de başkalarının yolunu takip eder. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği yol değil de nefislerinin, başkalarının ne istiyorsa onu takip eder. Allah Azze ve Celle israf etmeyin demiş. Millet israf eder. Ondan sonra geçinemiyoruz der. Sıkıntı var. Borca girdik, harca girdik. Bir defa insan kendi hesabını, kitabını bilmesi lazım. Allah Azze ve Celle her şey hesapla diyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Allah Azimüşşan'ın her şeyi hesapla, kitapla yaptığı halde sen hesap, kitap bilmeden işler yapıyorsun, ondan sonra üzülüyorsun. Bu herkes, ahir zamanın herkes bu yapılan şey herkes için. Herkese bütün vakit orada burada her tarafta para harcayasın diye seni teşvik ediyor. Ondan sonra borç alasın diye de gene bir hayli reklamlar seni kandırsın diye şey yapıyor. Ondan sonra işte ev var, evi satacağım diyor, borçları ödeyeyim. Ev sattın mı, sen nerede kalacaksın? O sonra borçlar biri, gene yeniden baştan şey yapacaksın. Yani öyle bir şeye sokmuşlar ki insanları, kölelik yok diyorlar, tam köleliğin içine düşmüş insanlar. Bütün vakit sıkıntıda, darda, bankadan alsa evi gider, tefeciden alsa canı gider. Ve insan oğlu dedi, Allah Azze ve Celle dedi, akıl vermiş, fikir vermiş. Hesap, bir de okumuşlar, herkes şimdi %100 okumuş. Eskiden %10, %15 okula giden, okuyabilen vardı. Ama insanlar daha akıllıydı. Hesabını daha güzel yapardı. Kendi ne kadar harcayacak, ne kadar edecek diye bilir. Bu kadar benim takatım var. Bundan fazla harcayamam. Eskiden soğan ekmek yerip geçeriniz derlerdi. Ama şimdi her şey istiyorlar. Ekmekten mi ekmekten madde sigarası da üstüne, telefonu da üstüne, her şey üstüne. Ondan sonra da sıkıntı ağlayıp dururlar. Hesabını yap, ona göre harca, sıkıntıya düşme. Borç alma. Hiç, çünkü borç yüktür, bereketsizliktir. Allah muhafaza etsin. Hepinizi hesabını bilen az da olsa gelir, bereket olur, geçinip gider. Hesabını bilmeyen istediği kadar çok olsun aldığı para gene de bereket olmaz, sıkıntı da olur. Bu insanların çoğu insanların derdidir bu zamanda. Onun hesaplarını iyi yapsınlar. Okula
binlerce lira ödüyorlar okullara. Halbuki beleş okullar var. Devletin verdiği, yaptığı okullar. Ona gitmiyorlar. Kalkıp da kreş bile 3-5 bin liradan aşağı değil. Ona gönderiyor. Evde hanımefendi keyfine bakacak. Çocuğun sesini duymayacak. Ondan sonra da nasıl geçineceğiz diye. Allah akıl fikir versin hepimize. Ömer'in tevfik. El-Fatiha.